Galiba yükseldi serinin heyecanı. Galiba Bilmiyorum. Sen ne yükseldi ya. düşünüyorsun Johnny? Galiba yükseldi. Yükseldi. İyi oldu Burada yani. konsensüse vardık. Seri çok iyi durumda şu anda. Dördüncü maça doğru gidiyoruz. İlk iki maçtaki Aurora'dan eser yoktu aslında üçüncü maçta. Supermassive yine belli bir standart tutturdu ama bakalım şimdi. Aurora kırmızı taraf onların birazcık laneti gibi görünüyor. Şimdi yine Evet. kırmızı taraftalar. Belki de daha önce kırmızı taraflardan bir ders çıkarmışlardır. Bir de işleri birazcık değiştirdiler. Bu noktada yaptıkları bu Juggernaut kompozisyonu ile Lulu birazcık daha öneme bindi. İlk iki maçta Lulu'nun pek esamesi okunmuyordu. Şimdi belki Lulu birazcık daha değeri binip yasaklama seçim ekranının dengesini bozabilir. Ve seçim yasaklama ekranına da geçiyoruz. Supermassive'den yine bir Trundle yasaklaması geldi. Unutmayın bu karşılaşmayı kimin kazanacağını oylayabilirsiniz. LoL Espor Twitter adresinden twitter.com/LoL Espor adresindeki oylamadan Şimdi ilk merak tercih ediyorum. olarak Lulu'nun yasaklanmadığı bir sahnede Gragas'la Lulu kalırsa Supermassive olarak Gragas'ı mı alırsın, Lulu'yu mu alırsın? Kesinlikle Gragas'ı alırım. Tamam, zaten sorunun önemi kalmadı. Kesinlikle Gragas'ı alırım Johnny. Hala alırım. Yine de alırım diyorsun yani. Lulu yasaklaması Bu geldi. arada enteresan bir alternatif var son dönemlerde oynanan. Karma. Onu bir kenara koyayım. Acaba yapmışlar mıdır öyle bir çalışma? Ama Lulu olmadan bu kompozisyonun çok 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 geride kalabileceğini düşünüyorum. Her şeye rağmen. Yani Kog'Maw'un o oyunun başlarındaki eksiklikleri çok daha fazla göze çarpıyor bir Lulu olmadan ve aslında tek bir şampiyona dayalı kompozisyonları çok görmeyiz League of Legends'ta ama Juggernaut belki de bunun tek örneği. Lulu olmadan, yani Kog'Maw olmasa bile oluyor ama Lulu olmadan çok zor bu kompozisyon. Aynen öyle. Şimdi Bu arada Kindred Corki yasaklaması açıkta geldi. kaldı. Bunu da söyleyelim. Çok önemli. Son yasaklama. Gragas gibi gözüküyor. Gragas yasaklanırsa Corki alır mı? Naru'nun Corki performansının bu sene içerisinde çok 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 dönem boyunca çok 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 etkili olmadığını biliyoruz. Ama Evelynn'in de bir o kadar etkili olduğunu biliyoruz. Az önceki Darkseid'in Kog'Maw etkisini Corki ile Evelynn yapar mı? Bunların hepsi masada olan sorular. Azir yasaklandı. Azir gitti ilk tercih. Gragas açıkta. Stomage'din mevsim boyunca ve özellikle çeyrek final önce ne Oo, kadar fazla oynadığını Gragas hatırlamam artı çok iyi. korkuyor o zaman. Gragas artı Corki müthiş fikir burada. Çok net yani. Yani takımlarla biz de aynı sayfadayız ama gerçekten mutluluğun formülü çok açık burada. Gragas ve Corki varken. Yani iki tane oyuncunun en rahat ettiği tercihler az önce gördük. Kanuni müthiş işler yaptı. Evinyon'un mevsim boyunca yaptıklarını biliyoruz. Yani Poppy için değer miydi? Çok emin değilim ki az önceki karşılaşmada Aurora ilk tercih kendilerindeyken bile Poppy'yi yasaklama yoluna gitmiş ve alma konusunda birazcık tereddütleri olduğunu göstermişken ilk tercihte bence Gragas çok daha önemli olurdu bu noktada. Aynen öyle. Bakalım tabii etrafında nasıl bir takım kuracaklar. Yani yine acaba bir Maokai'yi göreceğiz mi yanında? Yine bir Ezreal, LeBlanc göreceğiz mi? Çünkü yasaklanmadı LeBlanc. Ama Yani işte Corki karşısında o kadar kolay değil LeBlanc. değil yani nihayetinde eşya düzenine son dönemlerde tekli derecede yüksek seviyelerde yapılan eşya düzeni üçlü kuvvetini bitirmeden araya bir tane sihir içen sıkıştırıyorsun. Ufak tıkıyorsun araya. Ne oluyor? Koridorda rahatsın. Kafan rahat. LeBlanc bitmiş oluyor. Ya ilerleyen dakikalarda evet yine sıkıntı çıkarır. LeBlanc öyle bir şampiyon yani. Hele ki Noru gibi oyuncu ellerinde. Ama kafan rahat ediyor. Koridor safhasında Corki'nin artık çok daha rahat ettiğini biliyorsun. Kafan rahat yani onu diyorum. Kafanın rahat olduğu konusunda çok emin oldum şu Tabii. anda Johnny. Sihir içen var. Sihir içen, Cepte. sihir içen al, kafan rahat olsun. Reklamları dinlediniz. Alice ve Lucian Supermassive tarafından geldi. Darkseid o Tristana'yı bir göstermeden duramıyor. Peki Jhin görür müyüz ya? Hazır Gragas da var. Etrafına hani Nautilus'u da koyarsan onları koruyacak. Jhin artı Hiç fena fikir değil. Corki Hiç fena fikir değil. yani. Ki yine Morgana'sını da alabilir bu setup'ta Zerg Olabilir. Sting. Bakalım ben de ilk kez bir Jhin karşılaşması anlatıyor olacaktı. Mu Teşekkürler acaba? Darkseid. Darkseid şu anda Sivir üstünde duruyor ki şu anda benim nezdimde oyundaki en tehlikeli nişancılardan bir tanesi. Kişisel Sivir sevgimin de dışına çıkarsak her yönden tehlikeli bir Bence de şampiyon. Jhin eğer doğru takım kurulursa ve doğru şekilde oynanırsa hakikaten çok... Mesela Lux alırsın. Burada Corki'nin olmadığı bir sahnede. Çok çok büyük fark yaratıyorsun ya. Çok sinir bozuyorsun yani. Ama bu sefer ağır tankları rakibin üzerine yollayacak taraf Aurora gibi gözüküyor Sivir alarak. Ve bunu yapacak tankları var. Sivir var. Ende duruyorsun o zaman kompozisyonu yapsanın noktasındayız ve kitle kontrolü bakımından hakikaten muazzam. Eğer rakibi yerinde durdurmayı başarırlarsa arkadan gelecek atış gücü Corki ve Sivir yeterli zaten çok fazla. Fiora
Lissandra ikilisi geldi. Orta koridorda Naru'nun ellerinde Lissandra'yı göreceğiz. Üste ise Thaldir'in ellerinde Fiora olacak. Çok ciddi bir ayrık ittirme tehdidi ve diğer taraftan da inanılmaz bir kitle kontrolüne sahip bir kompozisyon çıktı Supermassive tarafında. Tek bir bu kompozisyonla ilgili çekineceğim şu. Hasar noktasında biraz geride kalırlar mı? Çünkü karşılarında paketini aldığı her seferinde savaş yapmak isteyen bir Corki ve yanında onu destekleyecek bir Sivir olacak. Ama dediğim gibi kitle kontrol noktasında Supermassive harika bir takım kurdu. Aynen ve Supermassive'in oyunun orta döneminde sıkıntı yaratacağını artık görebiliyoruz. Yani kitle kontrolleri dediğin gibi üst üste yığarak aradan bir şampiyonu çok rahat çıkarabilirler. Ayrıyeten oyunun ilerleyen dakikaları için de bir sigortaları var. Hani işlerin çok kötü gitmesi durumunda Lucian zaten düşme oyunda. Her oyunun her döneminde güçlü ama Fiora'nın ayrık ittirmesi burada bir sigortadır. Ve bir noktadan sonra Nautilus'un onu durdurma gibi bir şansı yok. Evet oyunun başlarında Nautilus can sıkar. Fiora'nın da canını sıkıyor. Bu koridorda herhangi bir şampiyon canını çok sıkıyor. Ama gel gör ki oyun ilerledikten sonra Fiora'nın Jax'ten bile çok daha iyi bir ayrı koridor ittirme potansiyeli olduğunu biliyoruz şu an itibariyle. Biraz bu kompozisyonda Alistar'la tamamlayarak Aurora tanklığın dibinden sesleniyor şu anda. Açıkçası çok uzun süredir bu kadar tank, toplu tank şeklinde takım kompozisyonu gördüğümü hatırlamıyorum. Yani Gragas, Nautilus ve Alistar'dan bahsetmeme bile gerek yok ama Sihir İçen yapmış bir Corki ile beraber, büyük kalkanı ve ultisi olan bir Sivir ile beraber de öldürmesi çok zor bir takım oldular bir anda. Yani minyon dalgası temizleme konusunda da potansiyelin çok iyi olduğunu düşünecek olursak Supermassive'in bu sefer ilk iki maçta olduğu gibi süper rotasyonlarda rakibi yıldırma gibi bir şansın olacak. Çünkü bir tarafa Sivir koyarsın, bir tarafa Corki koyarsın, diğer tarafta Nautilus zaten her türlü tutacaktır. Yukarı koridordaki Fiora'yı kule altında, hani açık alanda demiyorum, kule altında bir şekilde durdurmayı başaracaktır. O yüzden tabii oyun süper geçe gider, süper late dediğimiz olaya giderse Fiora onu da dinlemeyecektir. Kule altında Nautilus tanklayarak kuleyi zaten alabilecek potansiyel ulaşacaktır. Ama gel gör ki bu noktada her iki takımın da kompozisyonu çok güzel ve şöyle bir şey görebiliriz. A takımı, B takımı birbirlerine girecekler. Bam güm. Hiç affetmeyecekler. Öbür opsiyon nedir Johnny? A takımı, B takımı, C takımına girecekler. Yok. Ha yani minyon biçmek falan. Yok hayır. Direkt takım savaşlarında. Direkt aram olacak diyorsun yani. Fiora'nın eğer katılacağını düşünecek olursak, takım savaşlarında eğer bulunursa, yani öyle bir kompozisyon var ki iki takım da içeriye gönderecek tanklarını veya aradan çıkacak potansiyellerini ve müthiş takım savaşları izleyebiliriz. Bu takım savaşlarını ilk etapta Aurora başlatabilir. Aurora'nın başlattığı takım savaşlarında eğer doğru pozisyonda kalırsa ve o ilk hamleyi bir şekilde savuşturmayı başarırsa bu sefer gerisin geriye takım savaşını devam ettirebilecek potansiyeli çok yüksek Supermassive'in. Rakibi takip edebilecek, peşinden gidebilecek çok fazla opsiyonları var. Ama o sahneyi görür müyüz? Çünkü Fiora'yı alan takımdan genelde ayrı ittirme sırasında hani rakip takımı manevralarla, minyon dalgası temizleme taktikleriyle o takım savaşından uzak tutmaya çalışıyorlar. Burada görür müyüz? Onu hep beraber izleyeceğiz. Ve vadide turluyoruz şu anda. Haritayı değişik yerlerden görmeye devam ediyoruz. Serinin dördüncü karşılaşmasındayız. Bu maçı eğer Supermassive kazanırsa Volkswagen Arena'ya kış mevsimi finalinin adını yazdıracak. Diğer taraftansa Aurora'nın bir şans daha alabilmesi için bu maçı kazanmasına ihtiyacı var. Yalnız orta koridor Emen'in için çok tehlikeli. Sihir hiç anda kurtarmayabilir, onu söyleyeyim. Her ne kadar Arındır'ı olsa da Arındır'ın bekleme süresinde olduğu dakikalarda çok dikkatli olması gerekiyor çünkü Lissandra artı Elis çok bela bir ikili. Hani o Arındır'ın bile bir noktadan sonra kurtarmayabilir. Ve yıldızların hakimi Aurelion Sol da aramızda, henüz turnuva sunucusunda değil ama zaten oyunlarınızda görmüşsünüzdür. Hatta duvarlardan muvarlardan geçen çılgın bir şampiyon. Böyle uçan kaçan, acayip işler yapan bir şampiyon. Farklı rollerde oynandığında ben şimdiden şahitlik etmeye başladım. Şunu söyleyeceğim. Corki kaçış mekanizması olarak evet Valkyrie gibi bir mekaniğe sahip fakat rakip takımda da Poppy gibi bir gerçek var. O yüzden o Valkyrie'ye çoğu zaman çok güvenmemesi gerekiyor. Bu arada çaldılar Açu. Açu ikisini birden çalmayı başardı evet. Onlardan. Müthiş bir başlangıç süpürmesi adına. Yine de çok hasar almadan yani ya hasar zayıf oldukları taraftan maksimum hani kârı elde ettiler diyeceğim ama Açu'nun orada iki tane bıdık çalması da çok önemli bir detaydı. Naru da minyonlar üzerinden rakibini dürtmeyi başarıyor. Hem minyonların canını azaltıyor hem rakibini dürtüyor. Fosfor bombası tutmadı. Ama işte musibet iksiri denilen bir şey var. Musibet zinciri bu horosun. Musibet zinciri de var. O da var, o da var. Gerçekten oyunun başında Corki için... Musibet zinciri LeBlanc'ın. Musibet zinciri... Emin misin? Ben horosu yazmıyorum ama...
Sen yine baka dur. O musibet iksiri sayesinde rakip evet dürtecektir ama eğer Naru bu dürtmede çok ısrarcı olursa fosfor bombası artı iksirden gelen ekstra hasar sayesinde korku takısı bir anda tam tersine çevirebilir. Şimdi Dumbledore de var uçuyor. Takım arkadaşları da onlara katıldı ve... Johnny hayali zinciri nasıl musibet zinciriyle karıştırdın anlayamıyorum ama yine ben atlayayım. İyi hale falan. Tabii ki Varus'muş. Şimdi alt korda da Supermassive'in üçlüsü kuleye vurmaya başladı. Diğer tarafta bakalım Aurora adına durumlar nasıl? %30 civarına inmiş durumda. Öbür tarafta ise birazcık daha canı daha fazla olan bir kule var ama işte Darkseid'in seken atışının kuleden minyonlara sekmesi demek... O minyon dalgasını hem kuleye vurup hem de minyon dalgasını alması anlamına geliyor. Dignitas! Ne oluyor? Dignitas mı? Ne oluyor? Dignitas oldu. Hızlı geri döndü böylece Tal'Drin. Takım arkadaşları sattılar onu. Yo, çok rahat bir şekilde geri dönmüş oldu böylece. Tamamen planlanmış, hesaplanmış bir hamle oldu. Bu arada bir an acaba bağlantıda mı bir sorun yaşandı dedim. Darkseid orada duruyor, Hios orada duruyor ama minyon dalgasını geri sektirmeyi başaramadılar. O çok çok büyük bir tehlike bu arada. Oraya gelip hemen hızlı bir şekilde belki de kuleye yaslamayı düşünebilirlerdi o minyon dalgası. Çünkü bir soru ki minyon dalgası o koridorun donmasına sebebiyet verebilir. Hios, Nautilus kesinlikle geri düşmemeli. Bu savaşta seviye olarak, minyon olarak bir şekilde eşit kalmalı Fiori ile yoksa çok işi var. Şu an Elif geri dönüyor. İlk 3 maçta Nautilus gördü ki Hios'un ellerinde ama bu sefer sanki Zero Portal onun için büyük bir öncelik haline gelecek. Yani Fiora'nın ayrı kittirmesiyle az da olsa başa çıkabilmenizi sağlayan bir eşya. Evet, şu an yukarıda ipler tamamen Tal'Drin'in eline geçmiş durumda. O yüzden oradaki minyon dalgası kontrol etmeyi başarırsa rakibini oldukça geriye düşürebilir. Ve oyunun ilerleyen dakikalarında şu andan itibaren bir yatırım yapabilir. Orada belki kendisi kuleye düştü ama hiç önemli değil. Bu tarafta minyon dalgasını tam olarak sıçratamadığı için Aurora çok daha büyük bir kayıp verdi. O ölümden daha büyük bir etkisi olabilir. Kesinlikle şu anda Hios'un buraya gelmesi kendi adına çok kötü sonuçlarla bitebilir. Yani 300 altın şu anda önde Aurora altınlarda ama özellikle bunun çoğunluğu Gragas'a bağlı. Şimdi iki kişiye tutan mükemmel bir combo. Üzerine de bumerang. Darkseid manayı da geri aldı. Oh! Aferin size. Harika bir oyun var oradan. Bu arada Gragas geliyor şimdi oraya doğru. Bir fantastik deneme olacak mı? Hayır. Şimdi Elise'in aslında haritanın üst tarafında olması gerekir mi? Onu göreceğiz. Oradaki Mio Balsa yaklaştı çünkü. Burada güzel bir ilk kan opsiyonu var Supermassive adına. Ama rakibin şu an görüşünü aldı Hios ve kafası çok rahat. Tamam ya Elise yukarıda mı? Desene ya. Tamam ittirelim bunları ya. Hemen ittirelim. Bunu ittirecek ki kuleye yem edelim ki minyonlar makul şekilde bana doğru ittirmeye başlasın derdinde şu anda. Şimdi Elise geri dönüyor yalnız o tarafa doğru. Birazcık fazla ileride. Gragas'ın da en kötü burada. En azından şu minyon dalgası sırasında belki de takım arkadaşa yardımcı olması gerekir. Yalnız şu anda kötü pozisyonda kaldı Hios. Storm Age'den gelecek bir koza her şeyi değiştirebilir. Hios üzerine doğru atıldı. Şimdi Hios uzaklaştı oradan sıçrası minyon var. Minyon dalgası yetişti. Minyon dalgası adeta canını kurtardı o noktada Hios'un. Hios da geri geliyor çünkü bu sefer Kanane de onun yanında olacak. Şimdi ormancılar, öküz koridor oyuncuları birbirleriyle mücadele halinde. Bir 2'ye 2 görür müyüz? Kanane şimdi orada içeri girecek mi? Geç kaldı yalnız. Çok geç kaldı hem de. Örümceği aldı mı? Yani en azından ufak da olsa bir örümcek alsaydı diyorsun ama bu yani. 2'de 2 oynanacak mı acaba? Şimdi Lissandra'nın ışınlanı var. Düzeltiyorum, ışınlanı yok. Ultisi var ama 6. seviye olmasına rağmen bu savaşa katılamayacak. Diğer taraftan Corki ise koridora doğru devam ediyor. Şimdi Lissandra yavaş yavaş oraya yaklaşıyor ama... Bence Aurora ekibi oyunun başında yapmış olduğu hatayı en az kayıpla atlatmak üzere gibi. Eğer orada birazcık daha Gragas kalırsa, takım arkadaşı yardımcı olursa, o minyon dalgasını bir şekilde kuleye götürmeyi başarırlarsa rahatlayacaktır Hios. Yalnız o dondurmayı hala bozamadılar çok ilginç bir şekilde. Şimdi Gragas fıçısıyla beraber yardımcı olmaya yapması çalışıyor. Yapması gereken buydu en başından beri. Evet, şimdi birazcık daha kafaları rahat. Evet, bu sefer artık minyon, yani Tal'Drin ne kadar tank var bilmiyorum o minyonları ama minyon dalgasını... deniyorlar. Ve başaracaklar gibi görünüyor. Evet, dondurdu yine. İşte o kadar da girmeyeyim dedi çünkü ortadan Lissandra da kayboldu. Bak Lissandra burada Naru'nun yaptığı çok akıllıca. Sadece görüşünü yok etti ve minyon yukarı da taraf... Evet. Yukarı koridorda tamam Lissandra buraya mı döndü, dönmedi mi, görüşünüz var mı, yok mu, çık dediler ve bu şekilde Naru aslında hiçbir şey yapmıyormuş gibi gözüktü ama çok büyük bir iş yaptı orada.
şimdi artık minyon dalgası yavaş yavaş Hios'a doğru ittirmeye başladı ama bir sonraki minyon dalgasında gelecek kuşatma minyonuyla beraber yine Tal'dan avantajı yakalayacak. Minyon farkı da 15'e kadar çıkmış durumda. Yani orada aldık alamadık ittirdi ittirmedi derken Tal'dan hiç çaktırmadan o baştaki hatayı kullanmaya devam ediyor. Diğer tarafta ise Darkseid ile Acho arasında ciddi bir denge söz konusu. Şimdi Naru ile Evenue arasında bir birebir var. Naru Evenue'nin yerine mıhladı ama Evenue dönüş hasarını vermeye devam ediyor. Özellikle o makinalı tüfeğiyle de beraber. Evet ve musibet iksirinden de birkaç yudum aldı. Orada rakibine oldukça fazla bir hasar verdi. Naru da minyonları rahat bir şekilde biçmeyi başarıyor. Hatta üzerine bir de şimdi mavi güçlendirmeyi alacak takım arkadaşından. Eğer bir talihsizlik olmazsa ki olmadı. Bu arada ilk paket geldi. Paket demek oyun demek. Bakalım Evenue bu paketle bir oyun yapmak isteyecek mi? Yani bir oyun yapacaksa da bunu üst koridora yapması gerekiyor bence. Çünkü yani çok net şekilde geride olan tek bir koridor var oranın. O da üst koridor. Yani o minyon dondurmasını bozmadıkları sürece ki Tal'dan şu noktada yine harika bir iş yapıyor. O minyonların belli bir seviyede kalmasını sağlamak adına. İşler çok çok zor olacak. Evenue bakalım. Orada o tarafta Naru'dan ufaklıkları çalmış. Bir tane alabildi galiba. Evet, bir tanesini aldı. Tabii hiç yoktan iyidir. Rakibin orada kalmasını engellemek için hemen ortaya ittirmeyi başardı. Ve oradaki bıdıklarda 2'ye 1 değişildi. Bu arada güzel bir fosfor bombası. Naru'yu vurmayı başardı. Üzerine bir de orada füzesini tutturdu. Güzel dürtüyor şu ana kadar. Evenue. Ama paket bitecek. Bakalım alt koridor hareketlenecek mi? İşte alt koridor ikilisi yerinde olmadığı için. Onu hatta bir minyon dalgası daha hızlı bir şekilde almak için kullanabilir. Eğer isterse. Evet. Tam olarak da senin söylediğin şeyi yaptı. Lissandra'ya da kule altında minyon biçmeye iten bir hamle olacak bu. Şimdi Kanaya rakip takımın ormanında ve güçlü taraflarındalar. Bu sefer bir kule altı denemesi gelir. Çok ışınlanlara bakıyorum. Tal'drin'in ışınlanı var. Hios'un ışınlanı var. Stomage'i üst tarafta gördüler. Bu artık onlar için bir kule altı denemesi anlamına gelebilir. Ve bunun farkına varan Acho hemen oradan uzaklaşıyor. Yalnız Kanani ile karşılaşacaklar. Evet. İki takımdan da çok ince oyunlar. Orta koridorda koridoru hızlı bir şekilde ittirdi. Hemen rakibin ormanına döndü. O sırada kırmızı güçlenmişler. Şimdi yalnız orada Poppy yakalamaya başarmış Evenue. Hemen arındırını kullanarak da sıçrasını kullanarak oradan çıkıyor. Bir baskınla beraber yine müthiş kaynakları elde etmeyi başardılar. Şimdi yalnız o kuleyi alamadılar. Bir vuruşluk canı var kulenin. Şimdi o kuleyi alacaklar. Bakalım devam etmeyi düşünüyorlar mı? Üst tarafta Tal'drin'in üzerinde görüşe sahipler. Tal'drin'i ilk kuleyi alacak üst taraftan. Stomage de bu arada rakip takımın ormanını alıyor. Bu durumda tabii Aurora'ya ejder kaldı. Evet. Ejder kaldı. Evet kule aldılar ama şöyle bir sıkıntıları var. Oyunun belki de anahtarı bu olacak. Hem iki seviye farkı Hios'la Tal'drin arasında... İlk kanı görebiliriz üst koridorda bu arada sözünü kesiyorum ama Stomage orada yakalamaya çalışacak. Hios şu anda geri dönüyor. Evet. 71'e 21 minyon farkı, 72'ye 22 oldu ve üzerine yetmiyormuş gibi iki seviye farkı. Yani Hios oyunun bu döneminde daha duramazken ilerleyen dakikalarında nasıl bu rakibinin karşısında duracak? Şu an bence Aurora'nın en büyük soru işareti bu. Ya Aurora bu noktada takım arkadaşına ciddi bir yardım etmek için her şeyi yapmadı diyebiliriz. Ya o noktada herkes kendi koridorundaki kaynaklara daha fazla odaklanmıştı ama günün sonunda belki de Supermassive tarafına maçı kazandıran şey Tal'drin'in çok rahat şekilde yapabileceği o ayrı kittirme olacak. Ve Naun'un onun karşısında duramaması büyük sıkıntı. Yani şu an Sivir'i yolladılar. 8'e 5 seviye farkı. Ve Naun'un gittiği yerde aslında tutulması kolay değil. Çok çok büyük bir avantaj bu. Başından şimdi beri. Şimdi yalnız bu minyonları ittirdi Acho ve şimdi artık koridor birazcık daha Nautilus'un istediği yerde kalacak ve o kadar fazla ilerlemek istemezsiniz aslına bakarsanız düşün olarak ama hayır. Ya sadece deneyimini alabiliyor. Sadece deneyimini alabiliyor şu anda. Şimdi oraya bir de ışınlan geldi. Acho agresif bir şekilde Hios'un üstüne doğru gidiyor ve bir anda bedavadan bir ikinci kulemi geliyor. Yalnız oradan Zergsting de geldi. Zergsting 6. seviye şu anda Stomage de katıldı oraya. 4'e 2 bir durum var. Arkadan Gragas da geliyor. Şimdi Alistar'ı uzağa doğru yolladı Dumble. Alistar'ın o konuda söyleyebileceği fazla bir şey yok. Ve ikinci kulemi bedavadan almayı başardı böyle Supermassive. Bu minyonları kesinlikle tecrübesiyle beraber bırakmanın lazım artık Naoya. Orada zaten kıçı atıyorlar da tam yok. Olarak yaptıkları da bu. Şimdi Darkseid o taraftaki eksikliği gördüğü anda hemen ikinci kuleye doğru dayandı. Ama geri dönüyorlar şu anda ve Poppy şu anda geri döndü bile. Fiora da geri dönüyor. Belki Hios'un geri dönmesini engellemesi lazım evet. Hios geri dönmesini engelledi ama Darkseid orada çok fazla kalamaz. Ne manası var. Şimdi bazen işte oyunun başındaki o ufak
yanlışlardan bahsediyoruz. İşte çok üzerine duruyoruz vesaire. İşte o ufak şeyler birikip böyle sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Ve daha bu 12. dakikada böyle bir minyon farkıysa varın düşünün oyunun 20. dakikasından sonra 30. dakikasından sonra ayrı kitleme nasıl bir fark yaratır? Yani Taldir'in bu kaynaklarla beraber aslında taşıması lazım şu an çok net bir şekilde. Çünkü olaylar onun lehine, tamamen onun lehine gelişti. Orada ölmesi bile belki iyi bir şeydi. Yani onu bilemiyorum. İyi, ölmek iyi bir şey değildir ama... Şimdi destekler orta koridor şampiyonlarına katılıyor. Orada fazla bir aksiyon çıkmadı. Taldir'in de çok rahat bir şekilde minyonları rakibin işte üstüne doğru ittirmeye devam ediyor. Bir tanesini bile mi alamayacak? Dur, iki tane aldı ya. 36 minyona çıktı şu anda ama karşısında 90 milyonluk bir canavar var şu anda Taldir'in. Bu arada Kanani yakalanmış ya. Arka taraftan gelen korkuyla beraber bakalım ilk kan Taldir'in. Bu sefer gerçekten ilk kanı verdi. Az önce düşmüştü ama... Ve Avenue'ya gitti. Bu Aurora adına belki de maçın başından müthiş bu yana... Haber. En iyi haber. Ve oylama sonuçları da birazcık daha dengelenmiş durumda. 166'ya 130. Neler yapıyor? Stormage'nin orada ne işi var? Aurora ikinci skoru almayı başardı. Tam avantajlardan bahsediyorduk. Yani bu kadar büyük bir avantaj yakalamışken... Supremacy'nin yaptığı bu hatalar akıl almaz şu an. Kiyosa yine bir 10 milyonluk... Nefes alma fırsatı verdiler hiçbir şey yapamadılarsa. İki skoru saymasak bile. Şimdi yalnız Supermassive orta koridor kulesini kaybedecek gibi görünüyor. Karşılığında da üst koridor kulesiyle cevap verecekler. Yalnız orta koridor kulesinin de canı oldukça fazla düşmeyebilir. Evet oradaki kuşatma sona erecek. Lissandra oraya gelince... Burada ne kule altına dalmak ne de kuleyi almak mümkün değil. Şimdi yukarı doğru dönüyorlar çünkü yukarıda tek başına kuleyi savunmak zorunda olan bir Dark Side var. Hatta infaz da gelmiş. Ama Darkside işte Sivir bunu belki de en rahat yapabileceğiniz nişancı şampiyonlardan bir tanesi. O da minyonları toparlamaya devam ediyor. Seken atışla beraber bakalım kaçırdı mı? Vallahi kaçırmadı. Tebrik ederim Darkside'da. CS. Şimdi dönüyor bu arada. Korki üçlüsü muhtemelen bitti. Mi? İlk kanı da eklemişti. Evet. Üçlü kuvvetini aldı. Sihirbaz pabuçları bir de pembe aldı. Defisio'yu mutlu etmek adına 3 kişi de pembe var. 2 kez düşen bir Taldir'in... Kim mutlu olmaz ki pembe totemden? Haritada fazladan bir pembe totem. Regarnur. Tabii ya, yani teknik derecede de... 100 altınız varsa alın çıkın ya. Ya yeriniz varsa... Bazen alabileceğiniz AMK kılıcından daha değerli olduğunu tabii göreceksiniz ya. Diye. AMK kılıcı ölümden kurtarmıyor, totem kurtarıyor. Net. Avenue bu arada paketi nerede kullansam diye düşünüyor ama sanırım yine Minyon dalgası temizlemek için kullanılan bir paket olarak mı göreceğiz bunu? Yalnız üst koridora doğru yaklaşan 3 kişilik bir Supermassive ekibi var. Alistar da Sivir'in yanına katıldı. Stormage de orada çünkü takım arkadaşları Vadinin alameti alırken vakit kazandırmaya çalışıyorlar şu noktada. Sivir de geri çekilirse Vadinin alametini pek zorlanmadan almış olacak böylece Aurora ekibi. Bu arada Zerstling'in tercihi müthiş. Olabildiğince fazla sıçra combo. Yapmış oldu o titrişim. Bu kadar erken bot güçlendirmesi görmeyiz ama senin de söylediğin gibi... Kafayı oynayacak. Alistar'ı yapan etmenlerden bir tanesi de o komboyu ne kadar iyi yaptınız ve o komboyu yapmanın en önemli anahtarlarından bir tanesi de sıçrınızın olması tabii ki. Sıçra combo burada anahtar bu. Hatta kule altında sıçra combo. Şimdi Vadinin alametini de güçlendirmesiyle beraber ikinci kuleye dayanmış durumda. Supermassive rakibin ikinci kulesini çok önceden almıştı. Ama burada yeterli savunma oldu. Şimdi iki taraftan kapatabilirler mi acaba Aurora tarafını Supermassive ama burayı dikkatlice düşündüler, değerlendirdiler ve çok akıllıca olmayacağına karar verdiler. Şöyle bir sıkıntısı var Supermassive'in. Şimdi arada bir altın farkı var ama bu altın farkın tamamı şu an Fiora'da toplanmış durumda. Bu arada kafayı yine... yakalamaya çalışıyorlar. Avenue'nin başı dertte yalnız skoru almayı başardı. Müthiş oyunlar. Şimdi Dumble'ın üzerinde bir ulti geldi. Gragas görüşürüz. Gidince kart at bana ama... Avenue! 2'de 2 geldi Avenue'dan. Tam bundan bahsedecektim. Benim bahsedeceğimi pratikte gösterler. Eğer Fiora'yı çıkarırsan altın farkı yok. Hatta Aurora önde. Çünkü Naturus'la toplanmış durumda o farkın tamamı. Naturus'la Fiora arasında o fark. Dikkatli oynamaları lazım. Fazladan verdikleri skorlar gitti Korki'de toplandı. İkinci ve... ejderha geliyor. Evet. İkinci ejderhayı da rahat bir şekilde alacaklar ve Korki 3-0-0 oldu. Müthiş bir noktaya değindim. Bu Korki'yi durdurmak gittikçe zorlaşacak. Aynen. Artık zırh onlar için çok ciddi bir öncelik. Yani hasar eşyasını düşünmeden önce zırh almaları gerekecek artık. Zırh yetmeyecek bu arada. Tabii yani Korki'nin, karma hasarı olduğu için. Korki'nin hatta hasarın 4-3'ü yetenek gücü düşününce. Yani zırh Sivir'e karşı yapmak zorundasın ama Avenue'nun Korki'sine karşı bu arada harika bir ulti. Orada gidişinin pençinin tamamlanmasını engelledi. Bir üzerine Dumble'ı yakalar. Dumble orada evet Gragas'ı
geri fırlatmayı başardı ama gel gör ki müthiş sol ayağı yeterli olmadı. Ne oldu? Evet. Olcay Şahan Eprus. Yalnız arka tarafta... Bu arada belki Aurora'nın bu seride çok sıkıntılarını gördük, çok hatalarını gördük ama en büyük hatalarından bir tanesi iyi bir iş yaptıktan sonra bunu takip edecek olan diğer iyi işlerde tereddütte kalmaları. Orta koridor kulesini bu kadar kolay vermeyebilirlerdi. Yani geri dönüş zamanlamalarını ayarlayamamaları sonucunda orta koridor birinci kulesini ve harita kontrolünün büyük bir kısmını da rakibe karşında hiçbir şey almadan verdiler. Evet. Dediğin noktada haklısın ama Aurora'nın bu noktada her ne kadar kule düşmüş olsa da bu kulelerin hani bir şekilde cepte olduğunu düşünecek olursak altını da aslında dolar yoldan öndeler. İki tane ejderha avantajları var. Eğer bunların hepsini üst üste koyarsak yine az önceki maçta 5 ejderhanın çok ciddi manada sıkıntı yaratabileceğini görüyorum. Burada açığı herhalde bombalar isabet etmiş. Büyük olan gelmiş olduğunu tahmin ediyorum roketlerden açığı bu hale getirmek için. Ama üst koridordaki dram da devam ediyor. Yani Taldrin ile Nautilus arasında, Hios arasında 60 milyonluk bir fark söz konusu. Ama şu ana dek bu farkın etrafında çok iyi oynadı Aurora. Aynı şeyi Supermassive için söyleyemeyeceğim. Evet. Bu arada komboyu yapmaya geliyordu Naru resmen. Çünkü oradaki bir tane Q'sunun verdiği hasarı görünce direnç yapmamış. Öyle o zaman. Öyle. Öteyim mi vurdum zaman? Orada komboyu yapmaya geldi ama Kanani de hasar görünce yok abi ben burada ödeyeceğim bir çekeyim dedi. Ve oradaki totemi hayata tutundurdu Naru. Supermassive 4-1 elden oyunu şu anda Aurora tarafına doğru yıkıyor. Ama bu tabi bedavadan minyon biçme anlamına geldiği için iki koridorda. Şimdi Naru o iş o kadar kolay değil dedi. Hios'un karşısına geldi. Hios'la yani karşısına gelebilecek herhangi bir şampiyondan korkacak seviyede şu noktada. Gerçi deneyim farkını kapatmış durumda. Yani sadece bir deneyim ve bir seviye fark var. Ama yine de oldukça geride. Evet. Yani eşya bakımından Fiora'nın affetmeyeceği dakikalara doğru yaklaşıyoruz. Yani karşısındaki Naturus'muş, Aristar'mış vesaire fark etmez. Gerçek hasar artı. Birazdan karabalta bittiğinde bir de zırhın da çok önemi kalmayacak. Rakibi zırhının %30 civarında kırdıktan sonra açıkçası o otomatik sağlarla ve ultiyle beraber bayağı bir can sıkabilir. Bu arada Kanani de evet kendisini zırha adamış durumda ama bir noktada o büyü direnci lazım olacak gibi. Ya tabii yani karşıda Lissandra ve Elise varken onu da fazla göz ardı etmemek lazım. Yani optimal senaryoda, Lissandra için optimal senaryoda doğru ulti atmayı başarırsa rakibi tam... Eveniyor. Affetmiyor şu an. Yani açıyor üzerinde bir deney yaptı ve deney başarılı diyebiliriz şu noktada. Bayağı başarılı. Bir de araya o sihir içini sıkıştırmak zorunda kalmasa, onun yerine bir tane de AMK kılıcı alıp yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde de onu ebediye tamamlamış olsa bu hasar öldürebilir. Yani süründürmez öldürür tam tersi. Ama o birazcık daha kısa vadeyi düşündü ve Lissandra'nın yakaladığı pozisyonlarda ne derece büyük bir hasar verebildin. Yani az önceki pozisyonda iki tane sihirdar bir üstünde kullanmak zorunda kaldı takım arkadaşları oradayken. Onu da düşünerek daha uzun vadeli bir tercih ama daha başarılı bir tercih gibi görünüyor. Bunları da Hios karşısında 1-3-1'e başladılar. 1-3-1'e başladılar. Hios ise buradan bir iki tane minyon çıkarsa gayet memnun olur ama çıkarmayı da başardı. Taldrin de alt koridorda kendi görevini yapmaya devam ediyor. Şimdi orta koridor 3. kulesi alınmamış durumda. Hios için çok mantıklı bir eşya tercihi. Bence oyunun ilerleyen dakikalarında civalı. Yani hem içeri girdiğinde o alan kontrolünden kaynaklı kitle kontrollerden çıkabilmek için hem de Fiora'ya karşı birebir de ultisini ortadan kaldırabilmek için böyle bir tercih görebiliriz orada. Az önce neden sence bütün Supermassive oyuncuları geriye doğru çekildi? Çünkü bu yüzden. Evenio orada paketiyle beraber geliyor. Şimdi Walker'in ikinci yükünü kullandı ama Naru ile müthiş bir mücadele var. Sıçra da geldi. Son bir vuruş. Son Evenio. Bir vuruş geliyor. Yalnız sihir içeni Seno Fiora'ya karşı kurtarmayacak. Fiora skoru almayı başardı. Yalnız 3'e 1 pozisyonda. Fiora ne kadar daha hayatta kalabilir? Takım arkadaşlar şu anda ne yapıyor? Orta koridor ikinci kulesine doğru gidiyorlar. Burada 2'ye 1'lik bir değişim oldu ama Supermassive bence doğru koş, olanı yapıyor. Nasıl lazım? Hızlı bir şekilde gelmesi lazım. 20. dakikayı geçtik ama yeterli olmayacak. İkinci kuleyi de almayı başardılar. Ve altın farkın lehlerini açmaya devam edecekler. Burada Kanani ve Zergsting birazcık geç kaldı yetişmekte. Ejderha'ya 50 saniye var. O zamana kadar Taldrin ve Noru gelecektir ama ışınlanmalardan bir tanesi kullanıldı. Bu önemli bir detay. Diğer tarafta Hios'un da ışınlaması şu an bekleme süresinde. Noru
o ışınlamasıyla beraber, doğru bir açıdan gelirse savaşın kaderini değiştirebilecek oyuncu açım, bir sonraki savaşın. Açı maviyi çaldı ama bu ineği çok kızdırdı derken Alistar son anda direksiyon döndürüyor ve oradan uzaklaşıyor. Şimdi rakip ormanda ejder öncesi görüş savaşları başladı. Pembeler her tarafta. Aurora en azından bu noktada kendileri için mansiyon ödülü Orta Koridor ilk kulesini almış oldu. Aynen öyle. Bu arada her ne kadar büyük bir avantaj yakalamış olsa da Tal'Drin kötü pozisyonlarda kötü kararlar veriyor. Lakin şöyle bir şey var. Bir noktadan sonra bu kötü kararların hiçbirisi hatırlanmayabilir. Çünkü Fiora için, yani az önce Kogman için diyorduk ya, ayrı ittirmeden Fiora için bu durum geçerli. Tam bir saat. Yani ona vakti verdiğiniz zaman, o minyonları bedava biçmesini sağladığın sürece, eşyanı yapmanın izin verdiğin sürece tek bir koridordan oyunu bitirebilecek potansiyele sahip. Ve karşılık vermeniz gereken iki kişi var. Şimdi üçüncü ejderha Aurora'nın o kadar kolay olmayabilir. Açıyı yakaladı bu arada Kanani. Açı paramparça oluyor. Şimdi yalnız arkadan Lissandra geliyor. Lissandra da iptal etti. Ejderhayı da aldı Aurora ekibi bir anda. Ve üstlerine düşecek bir Stone Mage var. Stone Mage'de düşüyor. Volcrim var benim yok dedi. Yok ediyor beni. Yukarıdan oralı bile olmadı. Benim işim kuleyle dedi ama kuleyi de şu an için düşürebilmiş değil hala ortadan. Hatta ikinci kuleyi alma şansı var. Hatta Baron'u alma şansı var. Şu an Aurora'nın çok büyük seçenekleri var. Ve Baron'a doğru ilerliyorlar. Buradan Naru'nun baskıya devam etmesi gerekiyor. Tabii rakip takımın orada olduğunu bilmediği için çok kolay değil ama Baron'a başlıyorlar. Şu anda Storm Age'in canlanmasına 18 saniye var. Naru içeri girebilir. 14. seviye bir Lissandra. Zonya'sı da var. O yemin yapabilir. Arka tarafa girecek mi? Şimdi Zergsting oradan çıkıyor. Karşılamak üzere Naru'yu. Pençe içeriye doğru kullandı. Geldi. Naru ultisini kullandı. Şimdi orada büyük bir hasar var. Baron'la da beraber Naru ifade alıyor adeta. Güzel bir Zonya. Ama Baron'a döndüler. Naru da düşecek. Naru düşüyor. Baron da düşecek. Naru'nun tek bir şansı vardı. Yalnız kapatıyor şu an. Super Massive yetişiyor oraya doğru. Ama çıkacaklardır oradan. Neredeyse herkesin çıkmak için yetenekleri var. Sivir'in ultisi bunların başında. Kaşın ultisi o. Kaşın. Herkes razı oldu ve Baron 5 kişi de. Baron 5 kişi de birden var. Naru'yu da almayı başardılar. Altın farkı kapandı. Aurora adına 10'a 1 skor üstünlüğü ve 200 altınlık fark var. 5 maça mı gidiyoruz Johnny? Akıllara hangi seri gidiyor? Ben söylemeyeyim, sen söyle bunu. Geçen sene tamam sen suratındaki anlamamış ifadeyi gördüm. Yok çok heyecanlıydı, bozmak istemedim. Beşiktaş TT o maçta da biz vardık değil mi yine? Biz senle ben vardık yine. İnanılmazdı, inanılmazdı. İnanılmaz bir heyecan. Yıkalım burayı o zaman ya, 5. maça giderse yıkıyoruz burayı arkadaşlar hep beraber, izleyicilerle beraber. Herkes bulunmakta olduğu ortamı yıkıyor. Ya şu noktada Aurora çok ciddi bir avantaja sahip ama... Ayrı ittirmeyi tamamen şu an nötrlediler. Baron'un en büyük güzelliği bu. 1-3-1 yapan takımlarda eğer ona karşı almayı başarırsanız artık ayrı ittirme yok. Artık hep beraber savaşmak durumundalar ve şu kompozisyonda Aurora beraber savaşırsa Supermassive müthiş bir oyun yapmadığı sürece şansı çok yok gibi. Bu arada Zergsting orada yakalandı ama çok önemli değil onun için. İkinci kuleyi korumayı deneyecekler mi? Benim için büyük soru işareti. Naru'dan tamamen korkutma amaçlı bir buzul pençe geldi. Şimdi Sivir'den ulti de geldi. Alistar geri gidiyor ama hemen katılacaktır takımına. O duvarı bile aştıramadı orada Dumble rakibine. Şimdi Darkseid kuleyi tanklıyor. Kanani'ye bırakacak tanklama işini ve ikinci kuleyi almayı başardılar alt koridordan. Baron'u aldıktan bu yana da yanılmıyorsam ilk kulelerini almış oldular. Evet. Ve dördüncü kulede bu şekilde düşmüş oldu. Yukarıdan bir minyon dalgası geliyor. Yine Aurora Lane'i orta koridordaki minyon dalgasını şu an yine orta kuleyi almak için kullanacaklar. Aurora bir anda oyunun seyrini değiştirdi. Rakiplerini sürekli pozisyon dışında yakalamayı başardılar. Ve bunların ekmeğini nihayet de Baron alarak yemeyi... Ama bunu rotasyonla değil tamamen kaba kuvvetle yaptılar. Yani müthiş rotasyonlar yapıp harika oynadılar diyebileceğimiz pozisyonlardan ziyade yakaladığının şans vermedi Aurora adeta. Bu arada bu kuşatmanın bitti anlamına geliyor. Orada kurtlara fazla odaklanan Evenio kuleyi vurmayı unutunca olası bir kuleyi alamamış oldular. Bu da tabii soru işareti yarattı bende. Neden orada kurt ihtiyacı? Şimdi geri dönüyor Evenio. Orada yalnız koza geldi ve Zergsting'le beraber çıkmak isteyecekler. Fiora. Ters taraftan Fiora geliyor. Işınlana bakıyorum. Naru'nun ışınlanı da var. Fiora oradan gelen kimsenin olduğu farkında değil. Arka taraftan Kanani üzerine doğru geldi. Darkseid'de geldi. Nerede yakalandı? Tal'Drin ne yapıyorsun Tal'Drin? Rakiplerini görememenin cezasını skor vererek ödedi ve az önce biten o kuşatma var ya, şimdi tüm güçle yeniden başlayacak. Aynen ve ya böyle bir hata olmaması lazım. Bu seviyedeki bir oyunda böyle bir hata olmaması lazım. Çok enteresan. Darkseid'da Elise'in örümceklerini mana alacak şekilde, belki de oyundan kalkan mana iksirini Elise'in örümceklerinde buldu Darkseid. Ve ikinci kuleyi de almayı başardılar. Altın farkı 3000 altına kadar çıkmış durumda. 3 tane ejderhası var Aurora'nın.
Yani kompozisyon olarak belki ayrı kittirmeyi müthiş oynayacak bir Super Massive ekibi var ama altın farkı yeterince fazla açılırsa Hios kendini toparlayabilirse ki hiç fena durumda değil. Yani Mion farkını bir kenara bırakırsak 6 tane asisti var ve kendi için çok önemli olan 2 tane zırh eşyasını almış durumda. Buradan da bence gitmesi gereken, kesinlikle sana katılıyorum bu arada, Civa kuşağı. Ama henüz o yolda değil. Ona da gittiği anda birebirde de Fiora'ya karşı çok çok geride kalmayacak Hios. Evet. Yani benim aklımın almadığı konu, oyuna mükemmel bir avantajla başlayan bir Fiora vardı. Bu avantajı sürekli kötü pozisyonda yakalanarak, gereksiz skorlar vererek ve haritadaki baskının bitmesine sebep olarak... Yani şöyle bir şey var, skor vermen önemli değil ama sen o baskıyı, o momentumu oluşturabilmek için 4-5 dakika uğraşıyorsun. Koridorları yavaş ittirmeye bırakıyorsun, takım arkadaşlarını ona göre pozisyona sokuyorsun, bir bakıyorsun pat diye ölmüşsün. Hop geriye al, başa al. Rakip takım nefes alacak vakit buluyor. Ki o nefes alacak vakti müthiş şekillerde de kullanmayı başardı. Şimdi Evenio'nun paketi var. Az önce bu Supermassive'in kendi neredeyse üstüne kadar geri dönmesiyle sonuçlanmıştı paketin varlığı. Ama Mion dalgası temizleme oldukça güçlü. Özellikle infaz bekleme süresinde değilken... Aşağı tarafa aslında şu an bir de bakmak lazım. Orada çünkü Tal'Drin şu an kuleye odaklanacak muhtemelen. Sersemletti orada Hios Tal'Drin'i. Mion dalgasını hızlı şekilde temizlemesi gerekiyor ama ne kadar hızlı olacak soru bu. Tal'Drin henüz o kadar kendi palazlanmış hissetmedi. Her şeyi göz ardı ederek kuleye girecek kadar. Tabii rakibim bir de burada... Şimdi Sivir'den ulti geldi, yalnız Kanani güzel yavaşlatmayı başardı Naru o tarafta. Naru kendi üzerinde kullanmış. Naru ultisini kendi üstünde kullanıyor senin de söylediğin gibi. Şimdi Darkseid'in ultisi aktif durumda. Boomerang'la beraber Dumble'a ciddi bir hasar. Ve bu kule bir sonraki savaşta düşecek gibi görünüyor. Çünkü Lissandra ultisi olmadığını biliyorlar ama... Şimdi Tal'Drin deniyor. Acaba kuleye vurur muyum diyor. Başıma bir şey gelir mi diyor ve gelir. Oradan uzaklaşmak zorunda kaldı. Gelir. Şu an zaten muhtemelen kendi olan güvenini de bir noktada kaybetti. Bu kadar fazla skor verdikten sonra 10 saniye, o riski alamıyor. 10 saniye Johnny. 10 saniye sonra 4. ejderha. Maçın daha 29. dakikasındayız. Buna cevap verebilecek bir Supermassive yok. Naru geri dönüyor, ışınlanı var ama... Tal'Drin geri dönüyor, onun da ışınlanı var. Ejder savaşını yapmak isteyecekler. Tal'Drin geri dönmeyecek bu arada, bekleyecek orada. Bekleyebilir, aynen öyle. Bekliyor şu anda senin de söylediğin gibi. Yani demek ki çantasında yeterince fazla altın birikmiş durumda değil ama... Başladılar şu anda ejdere. Ne kadar hızlı olacaklar? Pozisyonu var. Yalnız Lucian çok çok geride. Siz arkadan dolaşana kadar ejderi çoktan almış olacak rakibiniz ve... Bir anda Tal'Drin kötü pozisyona kadar bir güzel bir karşı ulti hamle geldi. Ulti gelecek ulti. Hios'tan ulti geliyor mu? Ulti geldi. Karşı hamle olmadığını biliyor. Alistar da geldi. Tal'Drin bir daha yakalanıyor. Tal'Drin yakalanmalara doymadı bu maçta. Şimdi orta koridora dönen bir Supermassive tarafı var. Hızlı şekilde geri dönemezse Aurora belki bir inhibitor kulesiyle karşılaşabiliriz. Nautilus ayrı gittirmeye başladı. Yalnız Sivir geldi. İşte bizi, ben bu oyunu bozarım dedi. Ve bozdu da. Bir bumerangla beraber. Yalnız bumerangı yeterince fazla hedefe tutturabildi mi? Lissandra'dan tehlikeli. Supermassive kötü pozisyonda kalabilir. Ters taraftan gelen birisi var canım. Niye böyle ışınlandın? Nautilus geliyor. Pozisyonda Stomage arka tarafta düşecek. Evenio orada skoru almayı başardı. 56 saniye sonra... Devam edecekler mi? Sıçrası var. Yosun sıçrası var. Yakaladı. Naru yakaladı. Naru da düşecek. Naru da düşecek. Bumerang da geldi. Bumerang yetmeyecek Naru'ya. Yetmeyecek. Son vuruş. Kanani aman vermiyor. Orta koridordan inhibitor kulesi anlamına gelebilir. Hatalar zinciri. Musume zincirden sonra hatalar zincirini getiriyor Supermassive Vadi'ye. Hatalar iksiri. Aurora şimdi oradaki minyon dalgasını temizledi. Arka taraftan Evenio iki tane minyonla geliyor. O minyonlar çok önemli. Kulenin zırhını azaltacak olanlar o minyonlar ama Kanani'nin pek umrunda değil. Şimdi pek fazla tanklamamaları lazım. Hios tam sınırda orada. Şimdi bir tane minyon geldi ama o minyon çok uzun ömürlü olmayacaktır. Kısa ömürlü minyon. Ooo! Açu yakaladılar! Açu yakaladılar! Maçın sonuna mı gidiyoruz? Beşincisi maç mı gidecek? 20 saniye sonra Lissandra çıkacak. Aurora bu noktada fazla zorlamayacaktır. Çünkü 7 saniye sonra ejderha var. Baron var. O da var. Yalnız evini yakalandı. Evini yakalandı. Devamında indiği yerde. Kimse inecek, yok. Üstlerine inecek. Üstlerine inecek. Stomage düşüyor. Olmaz. Skor geliyor. Supermassive seriye bağladı ama hatalar konusunda seriye bağladı. Üst üste kaçıncı hata bu? 2-0'dan 2-2'ye getirmek üzere Aurora maçı. Yani ilk iki maçtaki Aurora nire? Bu Aurora nire demek istiyorum Johnny. Yani Stomage en önemli adam sensin şu an. Şu maçı, şu dakikasını en önemli adam sensin. Ne işin var orada? Baron'u belki çalmaya şansın var. Ve karşı tarafta 8-1 altılık bir Corki var. Ebedi kılıcını bitirdi. Şimdi bir tane daha orada. Bu arada maviyi almayı başardı Naru. Bu zafer de benim olsun bırak dedi. Bir tane de ben kazayım dedi ama ne kadar yeterli olacak hep beraber göreceğiz. Tal'Drin yine ayrı ittirmelerde ama rakipte Baron olduğunu düşünecek olursak bu serüven çok uzun sürmeyebilir. Civa kuşağı da alınmış durumda artık Nautilus'ta, o birebirler. Tal'Drin'in beklediği kadar kolay olmayabilir. Gün ateş peleriniyle de beraber.
dünyanın en hızlı hareket ettirmesi değil belki ama en iyi niyetli hareket ettirmesi olabilir. Tabii onun başka silahları olması lazım bunun için ama o daha çok takım savaşına odaklı bir eşya düzeni. Çünkü rakip onu tersine zorlamadı Johnny. Yeterince inanmış bir hareket ettirme gördün mü sen Taldrin'den ya da Naru'dan? İyi niyetli çabalar vardı ama çok fazla hata. Yani Naru'nun da geçmişte bundan bahsetmiştik. Hareket ettirmeler konusunda sürekli sıkıntı yaşadı ama bu maçta Taldrin'in pozisyon hataları onu da geçti. Johnny, Silver Scrapes'ı duymaya başladın mı? Ben hatta birazdan böyle mırıldanmaya başlayacağım. Beşinci maç klasiği arkadaşlar. Düt dü dü düt. Ben mırıldanmayacağım. Hep beraber kafa sallıyoruz. Hatta biz göbek de atabiliriz. Şimdi bakalım. Tabii Supermassive hala çok ciddi kitle kontrolüne sahip bir takım ve... Ama işte karşı tarafta bütün taşıyıcılarda... Dürtüyorlar bir de. Bütün taşıyıcılarda... Açu! Civa, ne oldu Açu ya? Yarı canı gitti. Sırf oradan gelen ıvır zıvırdan. Ya aynen çer çöple rakibe verdikleri hasara bir bakar mısın? Darkside'de yine o. Örümcekleri kullanmaya devam ediyor. Orta koridordan süper minyonların gelmesine izin vermiyorlar. Bu arada Naru'yu uzaklaştırdı Kanani oradan. Ama bu daha çok Okule'yi alabilmek adına bir hedef. Taldrin bu arada hiç gelmiyor buraya. Burada yapabileceği bir şey olmadığının farkında. Ve ara orada ikinci inhibitörü de almayı başardı. Devam bitirecekler, edecekler mi? Bitirecekler. Taldrin'e birinin devam etmesi lazım. Stomage yine yakalandı. Kimin üstüne doğru gidecek? Ters tarafa doğru gitti. Sıçrayı da kullandı. Vakit kazandırıyor. Açıyor neler oluyor ama diğer tarafta Naru girmiş. Naru girdiği gibi düşecek mi? Şimdi Taldrin geliyor Johnny. Şimdi Taldrin geliyor işte. Naru düşecek. Naru düştü. Açı da düşüyor. Açı da düşüyor. Stomage de düşecek. Stomage de düştü. 5'e 3'e gidiyoruz. 5'e 3'e gidiyoruz. Taldrin. Taldrin orada duruyor yalnız ya Taldrin de düşecek. Taldrin de Nexus da düşüyor. 20'ye 1. İlk iki maçın acısı çıktı. Aurora hatta biz de buradayız Edan. Naru'nun ifadesi her şeyi anlatıyor. Saçını başını yoluyor orada. Hala Taldrin diyorsun Nexus düşmek üzere Johnny. Ben skor severim. Aurora'dan müthiş bir geri dönüş demek için erken henüz. Ama ilk iki maçtaki performanslarını katladılar. Kaça katladılar matematiksel olarak baba, benim buna... Baba hasara bakıyor ne kadar vurmuşum dedi. O ne kadar vurmuş geçti. Ama kendi bilgisayarından da görebiliyor onu. Bu arada Korkin hasarın yanından bile geçmez muhtemelen. Maç sonunda hasarları da lolespor.com adresinden. Hatta bunu tweetini atalım artık bu kadar konuştuk evet, üzerine. Maç sonu ekranına atacağız. Ama harika bir maç. Ve bir yarı final klasiği. Mevsim finali yarı final klasiği. Johnny ile ben buradayız ve 5. maça gideceğiz. Mevsim finallerinde bir ikinci olacak bu. TT Beşiktaş eşleşmesinden sonra şimdi Aurora ile Supermassive 5. maça gidiyor. Silver Strapes'i hissediyoruz damarlarımızda. Şimdi bakalım yorumcularımız ne diyecek? Bu çok ilginç, çok harika serinin ardından yavaş yavaş analiz masasına geçiyoruz. Siz de izgilendim. Teşekkürler Regarnur ve Johnny. Sesinize sağlık. Vallahi yani sonlara doğru iyice koptu oyun. Yani ilk iki maçta böyle hakikaten bu adamlar ligde ikinci olmamış mıydı? Tekrardan kendini sorgulatan bir takım. Son iki maçta bir anda geriye dönüp abi bir dakika biz şunları yanlış yaptık biz zaten böyle yapmıyorduk deyip yani Supermassive darma duman etti. Ama bence yine işin dönüp dolaşıp yani ilk iki maçta Team Aurora'nın kaybetme nedeni son iki maçta Supermassive'in kaybetme nedeni bence aynı şey. Seçim ve yasaklama ekranı. Ya bu işin belli dinamikleri var. Bu dinamikleri oturtamayınca olmuyor bence. Kaan sen de başlayalım istiyorsan. Ya seçim ve yasaklama ekranında seçimler yapılıyor ama şimdi herhangi bir kompozisyon ve herhangi strateji yaparken dürtme kompozisyonu yapabilirsin, aradan çıkartma kompozisyonu yapabilirsin, kuşatma kompozisyonu yapabilirsin, ayrı kittirme kompozisyonu yapabilirsin. Her bir kompozisyon var. Fakat her bir kompozisyonun adı var değil mi? Hmm. Dürtme, kuşatma, aradan adam çıkartma. Bunları o kompozisyonun iyi yapabildiği şeyler üzerinden şey yapıyorsun. Eğer sen aradan çıkarma kompozisyonuyla takım savaşı yaparsan o kompozisyon takım savaşında güçsüz demektir. Takım savaşı kompozisyonu yapıp bunu ayrı gittirme gibi kullanmaya çalışırsan yine o kompozisyon güçlü olur. Her kompozisyonun adı güçlü olduğu yanlar üzerinden olur. Ve doğal olarak da siz o kompozisyonu kuruyorsanız o kompozisyonun gerekleri, o kompozisyonun kazanma şartları üzerinden oynarsınız. Şimdi Aurora'yı bir kere her şeyden önce ilk iki maçtaki şeyden sonra psikolojilerini yüksek tuttukları için ayakta alkışlamak lazım. Bence de. Kesinlikle. Muazzam yani, başarı aynen. Yani. Fakat diğer taraftan üzücü olan bir taraf var. Bu ilk dört maçın genelinde hatalar çok belirledi. Hmm. Yani siz iyi bir şey yaparsınız, biz daha iyisini yaparız. Atıyorum sen dürtme kompozisyonu yaparsın, ben ayrı kittirme kompozisyonu yaparım. Ben daha iyi ayrı kittirdiğim için, senin daha iyi dürtmene oranla ben kazanabilirim. Bu iki tarafında takip. Fakat burada yapılan hatalar gerçekten çok daha. Burada evet. Supermassive'in nasıl dağıldığını görmek çok iyi. Mesela ayrı kittirmeyi çok kötü oynadı Aurora. Bir kere en büyük yanlış, özür dilerim. Supermassive.
koridor değişimini yanlış oynadı en başta. Koridor değişimi yaptığınız zaman kendi mavinizden yani rakibin tarafından başlamazsınız. Orada bir hata yaptılar. Ki bu en temel koridor değişimi kurallarını. Daha sonra şimdi Fiora aldığınız zaman ne söylüyorsunuz? Biz ayrı gittirme yapacağız. Ve o Fiora daha oyunun 10. dakikasında 60 milyon öne geçmiş bir Fiora'dan bahsediyoruz. Fakat kaldırın bu maçı taşıyabilir diyorduk. Yani aynen. O kadar arada fark varken bile biz izlerken arka tarafta maçı. Yani hala kaldırın bu maçı taşıma ihtimali var diyorduk ama. Skor 6-1 şey lehineyken, Aurora lehineyken 2000 altın öndeydi Supermassive. Çünkü Aurora ne yapıyor? 5 kişi ya 15. dakikada 5 tane şampiyonun bir araya geldiğini görmezsiniz, görmemelisiniz daha doğrusu. Çünkü 5 şampiyon bir araya gelirse diğer koridorlardaki kule, minyon gibi şeylerden uzak duruyorsunuz demektir. Hı-hı. Ve o dönemlerde altın ve deneyim puanı çok çok önemli. Fakat 5 kişi bir araya geldiği zaman oradan uzaklaşıp diğer taraflara etki yapmanız lazım. Supermassive bunları da yapamadı. Ya bir de şunu da söylemek lazım. Yani ben Supermassive'in yani ormanda ve yukarı koridorda özellikle eşya tercihlerini de hiç beğenmedim. Yani oraya da dönecek olursak şimdi şey gibi yani hani o 3. maçtan önce demiştim ya Malkoçoğlu hissiyatı gelir mi diye. Ya yani biraz onun gibi vahşi hidra yani full agresif bir Fiora yukarıda. Bir kere Taldrin profesyonel bir oyuncu olabilir ama otursun şu anda Fiora eşya dizilimine bir daha baksın. Böyle eşya dizilimi yaklaşık 7 yamadır vahşi hidra, kanı susamış ve şey gibi bir eşya dizilimi yapılmıyor. Çünkü profesyonellerin için geçerli bir eşya dizilimi değil bu. Evet. Yani haşmetli hidra ile başlayıp sonra Sterak'la devam etmeniz lazım ki korkunç bir can havuzunuz olsun ve böylece çağların gücü şeyinden kabiliyetinden dolayı %4 can çalabilin. Artı herhangi bir şekilde ayrı gittirirken çok daha fazla şey yapabilin. Hayatta kalıp can çalabilin. Ve can havuzunuz büyükçe Haşmet Lider'ın şeyi artsın. 6.6 yaması daha gelmedi. O yamada Haşmet Lider'ın gücünün düşürülmesinin sebebi bu. O kadar güçlüydü ki. Evet. Ha şimdi bir kere iyi çalışmamış. Yani Fiora'nın yeni eşya dizilimlerini daha etkili olmuş. Hadi onları bir tarafa bırakalım. Eşya dizilimlerinde fikirsel farklılıklar olabilir. Evet. Belki öyle daha rahat hissediyordur kendini can çalmayla. Bir şey diyemeyiz ona. Ya deriz de yani hani o kadar büyük hata değil. Fakat pozisyon hataları falan olacak iş değil. En az 3 kere yakalandı bu arada. Bu arada hep kötü şeylerden bahsediyoruz ama şunu da söylememiz lazım. Evelyn'i olağanüstü bir korku oyuncusu. Evet. Olağanüstü. Çok güzel oynadı gerçekten de. Yani burada yetenek atışlarını tutturması, doğru zamanda girmesi, işte arındırını çok iyi. Mesela yemliyor rakibin. Hani arındırı var ama o kadar üzerine gidiyor ki. Şimdi, o da var. Şimdi orada durun. Naru'ya Naru, Lissandro oynuyor. Karşısında Corki var ve arındırı var. 4 kere arındırı varken ultiyi şeyin üzerine attı Corki'nin. Evet. Bir tane 4 kişinin arasına girdi. Ya ultiyi kendi üzerine atsana. Niye Korkin üzerine? Korkin üzerine attığın anda çünkü şey yapıyor. Arındır'la kurtuluyor oradan ve kalıyorsun arada. Evet. Çok çok tuhaftı burada Supermassive. Ya Aurora ama hakikaten iyi oynadı. Kanani'yi çok eleştirmiştik ilk maçta. Bu maçta biraz daha kendini bulduğunu hissettim ben. Ya hem ondan hem de ben bunu biraz Gragas'a bağlıyorum. Çünkü Gragas'ın etkisi inanılmaz. Evet. O da Gragas'ın hakkını tamamıyla verdiğini düşünüyorum. Çünkü iki tane pozisyonda Lissandra'nın pençesi aktifken onun hani ayağını yerden kesip pençesini kullanmasını engelleyip bazı durumlarda kaçmasını hani kısıtladı ve direkt skor almasını sağladı ki bu skorların hepsi de doğru hedefe gitti. Avenue'ye gitti. Avenue'de aldığı skorlarla bir yerden sonra zaten herkese iki tane vurmaya başladı. 8-1 vesaireydi. Yani şimdi asist hatırlamıyorum. Bir ara öyleydi maçın sonuna doğru. Corki roketlerini genelde alan kontrolü, rakibi işte dürtüklemek biraz istemiyor. Ya galiba roket kaçırmamış olabilir ya. Yani sanki yetenek atışı gibi değil, hedefli atış gibi kullandık. Her roketimi tutturmuş. Evet, bir de Aurora çok önemli bir şey yaptı. Poppy'yi açık bıraktılar ilk seçimden. Yani ilk seçimi aldı şey. Diğer tarafta Corki Gragas almaları dışında. Bu sefer Poppy'nin herhangi bir şekilde haritaya da dolaşabildiğini, daha doğrusu dolaştığı zaman etki yarattığını gördünüz mü? Boş. Çünkü bu sefer çok akıllardı. Şunu söyleyebiliriz orada. İlk iki maçta en kritik şeylerden biri. Dumble haritada gezinirken çok etki yaratıyordu. Bu sefer Dumble'ın haritada gezdiğini gördükleri zaman bırak gezsin ya bize ne dediler. Ki bunun en büyük etkilerinden bir tanesi rakip takımda sivire sahip olması ve sivire minyon dalgalarını çok rahat bir şekilde ittirdiğini biliyoruz. Bu sayede ne oluyor? Kendi destek şampiyonu olarak kendi nişancısının yanında kalmasına zorluyor. Bu hani çok ince bir ayrıntı ama Sivir'in de bu gücü de hani karşınızda Sivir varken Sivir'e karşı oynamıyorsunuz zaten. Milyon dalgalarına karşı oynuyorsunuz. Aynen öyle. Ve kesinlikle bunu gören Aurora'da çok iyi bir seçim yaparak ki bu oyun genelinde yanılmıyorsam Dumbledore'cu bir kere üste gitti. Üst koridora doğru bir yöneldi. Bir tur attı. Onun dışında başka bir herhangi bir yine haritasal
oyun yaptığını görmedik. Yani şunu söylemek lazım orada. Aurora da yani mükemmel oynamadı. Yani verdiği bedavadan kuleler vardı. İşte sen en başta söylediğin hani bir yerde 5 kişi gidiyorlar. Tamam 5 kişi oraya gidiyorsun bir kişi öldürmek için. Diğer tarafta kule kaybediyorsun vesaire gibi pozisyonlar çok fazla düştüler ama ya beni şu serinin 5. maçı uzaması şu açıdan da çok fazla etkiliyor. Yükselme liginden çıkan bir takım ligde ikinci olup yarı finalde böyle bir geriye dönüş sergilemesi bence muazzam bir başarı. Yani bilmiyorum finale çıkabilirler mi ama bence şu anda yani Aurora ne kadar pozitif bir takım olduğunu, ne kadar hani bu lig için değerli bir takım olduğunu şu anda bile göstermiş durumda bence izleyenler. Yani oynamak istediği zaman oynuyorlar. Ve Evenu herhalde Aurora'nın karakterini yansıtan bireysel oyuncu. İlk iki maçta Naru baya baya üstünlük sağladı. Fakat özellikle son iki maçta ve özellikle son maçtaki Korki ile, Lulu ve Korki ile daha değişik. Biri işlevsel, biri kontrol artı hasar ve çok yönlülük açısından. Ya bir kere Türkiye'de son dönemde Korki orta koridor metasına girdikten sonra pek çok oyuncunun kullandığı gibi. Naru ve Immortor gibi Türkiye Ligi'nin çok değerli iki oyuncusu oynayıp çok da başarılı olamamışlar. Evet. Yani Evenu inanılmaz Korki oynuyor. Gerçekten çok inanılmaz. Güzel. Olağanüstü Korki oynuyor yani. Evet, şimdi 5. maça doğru gidiyoruz. Biraz da onun üzerinden esasında teorilerimize de zaman verelim. Çünkü maça doğru geçeceğiz. Çok kısa kısa alacağım ikinizden yani, de. Şimdi artık şampiyon havuzları iyice karıştı. Kimin herkes işte Evenu'ya Korki bırakırsanız, Lulu oynarsanız tehlikeli oluyor. Atıyorum işte yine Kog'Maw'ı Darkseid'in ellerine bırakırsanız tehlikeli oluyor. Öbür tarafta LeBlanc'ı bırakırsanız Naru bu sefer hani ortaya çıkıp ağırlığını hissettirmeye başlıyor. Bunların çerçevesinde hani çok kaotik bir yasaklama seçim ekranı bizi bekliyor. Çok bir ince düşünülmesi bir lazım. Bir tane öncelik var Gragas. Gragas. Diğer her şey, Gragas artı Korki diyeyim. Hı-hı. Ama Gragas daha da öncelikli. Yani Gragas bu seçim yasaklama ekranının en ama en önemli şampiyonu. Şimdi mavi tarafta şey olacak, Aurora olacak. Yasaklamak zorunda süpürmesi Gragas. Peki o zaman rejiyle kafa bazen gidebiliyor. 5. maça geçtik artık. Son maç final bileti için artık sonuç belli olacak. Sunucularımız da yerlerini aldı. Regarnur ve Johnny'ye geçiyoruz.